Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye tüm dünyaya nam salmış silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla adından söz ettirirken, diğer yandan da insansız deniz araçlarında ve karada kullanılacak robotik, otonom sistemler üzerindeki yoğun çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz gibi Katar'da bir savunma fuarı düzenlendi ve bu fuarda Türkiye'nin deniz alanında üzerinde uzun bir zamandır çalıştığı silahlı insansız deniz aracı ULAK SİDA kendini sergileme fırsatı buldu. Türkiye'nin sergilediği bu insansız deniz aracı tabii ki de manşetlerdeki yerini almayı ihmal etmedi. Türkiye'nin üretmiş olduğu silahlı insansız hava araçlarından her gün haberlerinde bahseden Yunan medyası bu kez de ULAK SİDA hakkında çarpıcı haberler yayınlamaya başladı. Yunan medyasında çıkan bir haberde, denizlerde ciddi Türk tehdidi, silahlı insansız deniz aracı ULAK ifadelerine yer verildi. Diğer videolarımızda da bahsettiğimiz gibi, tüm dünya şu anda otonomiye doğru evrilmiş durumda ve Türkiye, otonomi alanında özellikle insansız hava araçlarıyla elde ettiği başarılarla bu yola yeni baş koymuş birçok ülkeye örnek haline geldi. Yunan basını ise bu durumu tedirginlikle karşılamaya devam ediyor. Defense Point haber sitesinde ULAK SİDA'dan denizlerde Yunan kuvvetleri için ciddi bir tehdit oluşturacak şeklinde bahsediliyor. ULAK SİDA hakkında bilgilere de yer verilen haberde Türkiye'nin ULAK SİDA'yı son teknoloji sistemlerle donattığından bahsedilirken SİDA'nın görüntülerine yer vermeyi de ihmal etmiyorlar. Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarında oldukça önemli kabiliyetler kazanan Türkiye, her geçen gün envanterine bir yenisini daha eklediği bu sistemlerin üzerine düşerek zamanla daha da geliştirdi. Bahsettiğimiz bu insansız hava araçları, keşif, gözetleme ve en önemlisi muharebe ve insani amaçlarla kullanılabiliyor. Kısa zaman önce Türkiye sınıfının en gelişmiş sistemi olan Akıncı'yı da envanterine kattı. Akıncı, şu an için Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan en fazla faydalı yük taşıma kapasitesine sahip insansız hava aracı. Zaten Akıncı silahlı insansız hava aracı sınıfına bile girmiyor. Akıncı'nın sınıfı taarruzlu insansız hava aracı. Yani Akıncı tamamen taarruz amaçlı geliştirilip üretilmiş bir sistem olarak karşımıza çıktı. Türk savunma sanayi şirketleri insansız hava araçlarında elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimini artık kara ve deniz araçlarına da aktarmanın peşinde. Yakın zaman içinde değişik konsept ve boyutlarda birçok insansız kara aracının güvenlik birimlerine teslim edilmesi bekleniyor. Aynı şekilde yine insansız deniz araçlarında da ilk tasarımlar, çalışmalar hatta prototipler ortaya çıkmaya başladı. Daha gelişmiş insansız deniz araçlarının peşine düşen şirketlerimiz, eminiz ki yakın zaman içerisinde çok başarılı sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok etkili bir kuvvet çarpanı kazandıracaktır. Bahsettiğimiz insansız araçların birbirinden bağımsız kullanımı zaten çok yaygın. Bunlara ek olarak, Türkiye'nin asıl peşinde olduğu şey, bütün bu insansız sistemleri birbirine entegre bir şekilde hem havadan, hem karadan, hem de denizden aynı zamanda kullanarak eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirebilmek. Yani bir diğer deyişle Türkiye'nin asıl amacı insansız bir ordu oluşturmak. Bu hem can kaybını sıfıra indirecek bir adım hem de bir operasyon planlarken risk faktörü neredeyse tamamen ortadan kalkmış olacak. Nasıl olsa otonom sistemler ve güvenli bir şekilde kontrol istasyonundan çıkmadan her türlü komutu verebiliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri çok eskilere dayanan bir maziye sahip. Bu kadar uzun yılların getirisi elbette var. Tarihi boyunca elde ettiği zaferler sayesinde edindiği tecrübe ve bilgi birikimleri sayesinde kendini sürekli yenilemiş, düşmanlarının hep bir adım önünde olmaya çalışmış ve bugünlere kadar gelmiştir. Dünya üzerindeki uzun yıllar eskitmiş her ordu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri de öğrenen bir organizasyondur. İşte bu yüzden Türkiye'nin muhafızı Türk Silahlı Kuvvetleri yeniliklere açık yapısıyla 21. yüzyılın insansız ordu yapısına ilk adımı attı ve artık bu insansız orduyu tamamlamak, ayrı bir birlik olarak kullanmak istiyor. Türkiye, bugünden ürettiği insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla tüm kuvvetlerini gelecek 50-100 yıl içinde tamamen insansız hale getirerek
dünyanın ilk insansız kuvvetlerini kurmanın planını şimdiden kuruyor. Hatta kurmakla kalmıyor, küçük adımlarla geleceğe yatırım çoktan başlamış durumda. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki SİHA ve İHA'ların sayısı 200'ü bulmuş durumda. Ve bu sayı her geçen gün artarak hava kuvvetlerimizin elindeki F-16 sayısına yaklaşıyor. Hava kuvvetlerimizin elinde bugün tam 237 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor ve hava kuvvetlerimizin asıl vurucu gücü şu an için F-16'lardan oluşmakta. Lakin bu durum çok yakında değişecek gibi duruyor. Şu an için Türkiye'nin elindeki SİHA ve İHA sayısı 200'ü bulmuşken, Akıncı ve Aksungurların da envantere peş peşe alınmasıyla 2022 yılı içerisinde bu sayının 200'ün çok üstüne çıkması bekleniyor. Bu durum sadece insansız hava araçları için geçerli değil. Türkiye yine aynı şekilde tüm kuvvetleri için insansız, otonom sistemler geliştirmeye devam ediyor ve olabildiğince en kısa sürede envantere almak için elinden geleni yapıyor. Adım adım insansız ordulara giden Türkiye'yi her zaman olduğu gibi engellemeye çalışanlar olacaktır ve hatta çoktan oldu da. Ama bununla kalacaklarını sanmıyorum. Aslında artık uygulanan ambargolar kritik önemlerini yitirmiş durumda. Son birkaç yıl içerisinde gördüğümüz gibi Türkiye artık uygulanan ambargoları çok kolay bir şekilde misilleyerek ambargo uygulanan sistemin yerlisini çok kısa süreler içerisinde üretip sistemlerine entegre ediyor ve yoluna kaldığı yerden devam ediyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.